Arkadaşlar merhaba. Uzun zamandır bu şekilde bir ürün almayı planlıyordum. Kedi köpek çiti diye geçiyor ama ben kedilerde kullanacağım. Köpeklerle alakalı tecrübem yok, bilmiyorum. Evdeki kedilerim de bir işe yaradı mı, yaramadı mı? Ya da kaç gün işe yaradı? Tuvalet eğitimi açısından ben özellikle kullanacağım bu ürünü yavru kediler için. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Siz de belki almak istiyorsanız bu şekilde bir şey faydalı olabilir. Ben 61 santimi 61 santim olan, yani genişliği ve yüksekliği 61 santim olan üründen aldım ve 8 parça olanından aldım. Bunların birbirine geçimi gayet kolay. Halının üzerinde de gayet güzel duruyorlar. Herhangi bir sıkıntı yok. İstediğiniz şekilde verebiliyorsunuz. İster dikdörtgen yapın, ister kare yapın, isterseniz yamuk yapın, altıgen yapın. Yani hangi şekilde yapmak istiyorsanız bunu ayarlayabiliyorsunuz. Parkenin üzerinde kayar, onu söyleyeyim. Halının üzerinde durması gerekir. Ve yaklaşık olarak 1,5 metrekare gibi bir alan kaplıyor. Yani iç alanı 1,5 metrekare civarı hesaplamasını yaptığımızda ben ilk başta yavru kedilerimi koydum. Kendi kutularıyla birlikte içerisine koydum. Anne kedi birazcık tedirgin oldu işin doğrusu. Yani burada acaba tuzak gibi bir şey mi diye biraz tedirginlik yaşadı. İlk başlarda girmek çok istemedi. Bu dönem çok uzun sürmüyor tabii. Yaklaşık olarak bir iki saat içerisinde de buraya alışıyorlar. Ben bunu buradan başka bir yere alacağım. Şu anda tam salonun ortasına kurdum. Daha köşeye bir yere dikdörtgen şeklinde yapacağım. Şimdilik kare yaptım. İlk başta kurulumunu bu şekilde yapmıştım. Birazdan size tuvalet eğitimini de göstereceğim. Buradaki tuvalet eğitimi işe yaradı mı? Dışarıya tuvaletlerini yaptılar mı? Bu konuda neler yaşadım? Sizinle paylaşacağım. Tabii burada bir kapı var. Bu kapıdan açık bırakırsak hepsi girip çıkabilir. Anne kedi için açıyoruz ama şöyle kenarına bir masa gibi bir şey koyduğunuzda ya da sandalye koyarsanız kapıyı kapatabilirsiniz. Sadece anne kedi oranın üzerinden zıplayıp girip çıkma işlemini yapabilir. Birazdan ben içerisine tuvaleti de koyacağım. Salonun köşesine aldım. Taşıması falan zor değil. Hafif bir ürün. Ama sağlam bir ürün. Yani telleri falan gayet güzel. Kavi diyebileceğimiz bir ürün. Öyle eğilme, bükülme gibi bir sıkıntı yaşanmaz. Tabii yine belirteyim, ben bunu yavru kediler için aldım. Özellikle tuvalet ve mama eğitimleri için aldım. Şu anda mamalarını içeriye koydum. Mamalarını gayet güzel yiyorlar. Çünkü yavru kedileri belli bir alanda zapt etmek zor olabiliyor. Bu şekildeki bir ürünle en azından kutudan falan kurtuldum. Belli bir alan içerisinde ve 1,5 metrekarelik alanda onlar için gayet ideal. Şu anlık. Burada mamalarını yiyorlar. Tabii mama yemeye başladıkları anda büyük tuvaletlerini de yapmaya da başlıyorlar. Birazdan suları da var zaten aynı alan içerisinde. Sularını da içmeye başlayacaklar. Kediler yaklaşık 33 günlük. Yani 33 günlükken falan başlamakta fayda var. Bu şekilde bir dizayn yaptım. Tuvalet bir köşede. İşte bir köşede su var, diğer köşede mamaları var. Girmeye başladılar. Tabii anne kedi de girmeye başlıyor aynı yere. Önce kumu yerler yavru kediler. Bunu tuvalet eğitimi kısmında anlatmıştım ben size, yavru kedilerin tuvalet eğitiminde. Artık ona yapabilecek bir şey yok. Yavru kediler tuvaletteki kumları yiyorlar. Önce bir tadına bakıyorlar, yemek mi acaba diye. Daha sonra tabii ki vazgeçiyorlar yemekten. Burada da suları var. Yemeseler olmuyor tabii. Keşke yemeseler tabii de. Kapılarını falan kapattım arkadaşlar. Kenarıya ben bir sandalye koydum. Annenin giriş çıkışı rahat olsun diye, orayı emzirme sürecinde.
Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya direkt tuvaletini yapmaya başladı kedi. Yani diğer türlü şu şekilde sıkıntılar oluşuyor. Yani eğer ki ben böyle bir alana sınırlamamış olsaydım bu yavruları, her yere yapabiliyorlar ilk başta. Yani o kumu kokluyorlar falan, bazen olmadık bir yere gidiyorlar, köşeye. Arka plandaki sesler arkadaşlar Hint bülbülü sesi. Benden gelmiyor sesler. Bazen yorumlara yazmışlar arkadan ne garip sesler geliyor diye. Onlar ben konuşmaya başlayınca de zaten tam kedilerin yanındalar. Hemen onlar da coşuyorlar. Onların da yavruları var. Kısacası ev biraz da hayvanat bahçesi gibi de diyebiliriz. Genel olarak arkadaşlar bu kedi çiti 30 ila 45 gün arasında işinize yarar. Yani yavru kediler 30 ila 45 gün arasındayken. Onun haricinde biliyorsunuz kedileri belli bir alanda tutmak imkansızdır. Yani çünkü çok güzel hoplarlar, zıplarlar. Belki bunun üzerine kapatabilirsiniz ama çok da tavsiye etmiyorum. Sonuçta eğer kedi besliyorsanız o kediler bir şekilde evin her yerini dolaşacaktır. Benim amacım zaten tuvalet eğitimiydi. Yani tuvalet eğitiminde bir işe yarıyor muydu? Gerçekten müthiş işe yarıyor diyebilirim. Bir kere bile dışarıya yapmadılar tuvaletlerini. Yani bir kere bile tuvaletlerini dışarıya yapmadılar. Oldukça rahat ettim. Tabii ki 45 günden sonra artık oranın üzerinden tırmanıp geçiyorlar. Ben de kapıları tamamen açtım. Artık atıl bir duruma düştü. Oranın içerisinde durmuyorlar artık. Ha, bu şekilde zaten komando oldu hepsi. Fırlıyorlar. Doğaldı zaten. Beklediğim şey de oydu. Benim için önemli olan dediğim gibi kedilerin düzgün bir şekilde tuvaletlerini yapmasıydı. İlk defa belki de kediler hiçbir şekilde dışarıya tuvaletlerini yapmadılar. Böyle de bir tecrübe yaşamış oldum. Kedi çiti bu anlamda çok işe yarıyor. Yani kedilerinizin tuvalet alışkanlığını kazandırmadan. Mamayla su da tabii öyle ama mamayla suya zaten dışarıda da alıştırmak çok zor değil. Ama tuvalet eğitimi biraz daha zor oluyordu. İster istemez yavrular sağa sola şişlerini falan da yapıyorlardı. Büyük tuvaletlerini de bazen olmadık bir yere yapabiliyorlardı. Bu dönemde böyle bir şey yaşamadım. Sizinle de paylaşmak istedim. Eğer tuvalet eğitiminde zorluk ya da sorun yaşıyorsanız, bu şekilde bir ürün alırsanız gerçekten çok işinize yarayacaktır. Birazcık fiyatları yüksek. Ben yaklaşık olarak 180 liraya aldım 8 parçasını. Ürün güzel. Ürünle alakalı bir sıkıntı yok. Birbirine geçmesi kolay. Tek başıma monte ettim. Monte ederken tam video çekemedim. Tek başıma olduğum için o arada videosunu çekemedim. Ama şu uzun çubukları direkt kenarlarına geçirerek montajını yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi halının üzerinde de gayet kullanıma uygun. Sizinle de bu şekilde paylaşmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Diğer videolarda da görüşmek dileğiyle. Kanalıma destek olmak amacıyla tabii beğendiyseniz videolarımı beğenip abone de olursanız sevinirim. En azından bu bizi biraz daha motive ediyor. Diğer videolar açısından. Hepiniz sağlıkla kalın. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle.